Tekrar merhaba. Şimdi seyir terasına geldik arkadaşlar. Uzungöl'e ve civarına tepeden bakacağımız seyir terasına geldik. İşte eşim Sonayhan'ım orada. Burası da seyir terası. Böyle bu muhteşem bir manzara nerede görebilirsiniz bilmiyorum. Bu vatan cennet diyoruz ya. Gerçekten cennet. Şuraya bakar mısınız? Bu seyir terasına gelenler için bilgi vereyim. 1. Seyir terası ücretsiz. 2. Merdivenle çıkacaksanız 480 merdiven var. Hiç tavsiye etmem. Yani sumo güreşçisi gibi merdivene başlayan Hint fakiri gibi bitirir benden söylemesi. Orman yolu dedikleri bir yol var. Hemen Ada Restoran diye bir restoran aklınıza kalsın. Arkasından geliyorsunuz. Oradan arabayla seyir terasının dibine kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada belki denk geliriz. Yamaç paraşütü yapanlar var. Ama Uzungöl muhteşem. Bu seyir terasını düşünüp yapanlar da helal olsun. Artı şey çok hoşuma gitti. Yapılanmaya baktım. Orada bir köy var arkada görüyorsunuz. Öndeki cami. O zaten Uzungöl'ün cami. Arkada bir köy var. Görüyorsunuz. Küçük. Onun dışındaki yapılanma tamamen turizme, Uzungöl'e ve buranın yapısına uygun yapılmış. Aynı renk binalar, oteller, restoranlar, kafeler, alışveriş yapabileceğiniz küçük dükkanlar ama aşağı yukarı her şey var arkadaşlar. Bir alışveriş merkezinde gördüğümüz birçok şey, giysiden tutun, giyeceğin her türlüsü zaten var. Konaklama hakikaten çok kaliteli. Allah insan seyretmeye doyamıyor arkadaşlar. Burası muhteşem. İşte Uzungöl'ü tepeden görmek isteyenlere Turgay Demir'in bir güzelliği olsun. Bizim gittiğimiz, gördüğümüz yerleri sizlerle de paylaşmamız bir anlamda size olan boyun borcumuzdur. Takipçilerimiz, dayının YouTube kanalını takip edenler bu güzellikleri de böyle bizimle beraber görüyorlar, izliyorlar. O yüzden dayının yeri Turgay Demir YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. YouTube kanalımız geliştikçe size çok daha kaliteli, çok daha geniş, çok daha güzel hizmetler vereceğimizden de hiç şüpheniz olmasın. Bir tarafta dağ, bir tarafta muhteşem bir göl. Karadeniz insanının misafirperverliği. Bir de dün Beşiktaş Trabzon'dan 4 gol yemeseydi de galip alsaydı biz çok daha mutlu olurduk. Ama yapacak bir şey yok. Takım bu sene kötü gidiyor. İnşallah düzelecek diyoruz. Evet, sanırım manzaraya doyasıya izlediniz. Herkese teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.